Bugün Denizli'nin Çivril ilçesindeyiz. Irgıllı ve Beyköy arasında bulunan Beyköy Manastırı'nı ziyaret edeceğiz. Beyköy Manastırı aslında tarihi bir öneme sahip ve çok fazla kişi tarafından bilinmiyor. Gelin bu mağarayı hep birlikte keşfedelim. Şu anda mağaranın içine girmeye başladık. Yerlerde ıslaklıklar var çünkü mağaranın içinde su olduğu söyleniyor. Şuradan da görebilirsiniz, aslında su geliyor. Önce burada iki yola ayrılıyor yolumuz. Önce sağ tarafa geçtik. İlerleyemiyoruz. Şu anda sağ girişten devam ettik çekimimize. Manastırın içindeyiz. Manastırın sağ tarafına geldiğimizde karşımızda Pamukkale'ye benzer bir yapı görüyoruz. Suyu yok sadece. Yol bitti şu an. Diğer tarafa geçeceğiz. Çekimimizi sol taraftan ilerleyerek devam ettireceğiz. Yani burada su aşınma izleri var. Yani daha önceden burada su varmış demek oluyor bu. Burayı aslında çok fazla kişinin bilmediğini biliyoruz ama yerlerdeki çöplerden buraya daha önce başkalarının girip insan izleri bıraktığı da çok net belli oluyor. Görüyorsunuz yerlerde su var. Burada akan bir su var aslında ama çok fazla da kalmamış gibi. Yarasa var. Ne? Önümüzde kuş ya da bilmiyorum. Yarasa. Mağaranın sol tarafındaki girişindeyiz şu anda. Sol tarafındaki girişte bir süre ilerledikten sonra yine tıkanıyor. Karşımıza yine Karahayıt'taki kırmızı su ya da Pamukkale'nin travertenleri gibi değişik renkli ve alışkın olmadığımız yapılar ortaya çıkıyor. Ve şu anda mağaranın en sulu yerindeyiz. Muhtemelen su mağaranın su kaynağı burası. Burası tahminlere göre geç Bizans döneminde Hristiyan din adamları tarafından kullanılan bir mabet. Hristiyanlığın çok da yaygın olmadığı dönemlerde Hristiyan din adamları burada saklanıyordu şeklinde bir düşünce var bu mağarayla ilgili. Hristiyanlık ilk çıktığında geniş kitleler tarafından kabul görmediği için halktan kabul görmek ya da tepki görmemek adına din adamları burada mabet ediyorlardı. İbadet yeri olarak kullanılan bu yer şu anda su kaplı. Eskiden muhtemelen bu su seviyesi daha yüksekti. Daha çok din adamlarının, Hristiyan din adamlarının saklanmak için kullandıkları bir yer olarak düşünüyorum. Üst kısım, mağaranın üst kısmı tamamen bu Karahayıt'taki şeylere benzemiyor mu? Evet. Alt kısım da şu anda görüntülerde olan kısım da Pamukkale'yi andırıyor. Burayı insanların çok fazla bilmediğini biliyoruz ama içeride çöpler var. Yani birileri bu mağaraya girip kullanmış diyebiliriz aslında. Çoğu travertene benzeyen yerler hala suyla besleniyor. Su şu an toprakla karışmış olduğu için çamurlaşmış bir yapıda. Eskiden nasıldı tabii ki bilemiyoruz ama bu traverten görüntüsü olan yerler şu anda ben uzakta olmama rağmen gayet parlak görünüyorlar. Delik var burada. İşte o nereye gidiyor acaba? İşte büyük mü delik, küçük bir delik mi? İki tane delik var. Bak şurada su var. Ama bahsettiğim yarasanın çıkmış olma ihtimalinin olduğu delik zaten havalandırma gibi olur. Bir hava akışı var. Mağarada şu anda biz ilk geldiğimizde bir yarasa vardı ama şu anda bizim yanımızdan çıkmadığı halde yarasayı göremiyoruz. Bu da demek oluyor ki mağaranın bir çıkışı, en azından yarasanın çıkabileceği bir yer var diye düşündük. Yaptığımız araştırmada burada direkt hava akışı var. Hava akışının, mağaranın içerisinde bir hava akışının olduğu iki ayrı delik bulduk.
Deliklerin büyüklüğü ne kadar? Yani ne kadar? İşte bir kola şişesinin çapı kadar. Etrafı kadar. İki delik de mi? Hayır, bir tanesi çok küçük. Küçük. Kola tenekeleri var ya, onun kadar. Hı hı. Ama diğer delikte zaten su var içinde. Derinliğini göremiyorum. Beyköy Manastırı adı verilen bu mağaradan şu anda çıkış yapıyoruz. Mağaramızda çekeceklerimiz, sizlere aktaracaklarımız bu kadardı. Genç Çivril gazetesini takip ederek böyle videoların daha fazla gelmesini sağlayabilirsiniz. İzlediğiniz için ve haberimizi okuduğunuz için çok teşekkür ederiz. Bir dahaki sefere görüşmek üzere, hoşça kalın.